Kar tatili çocuklar için oyun ve eğlence demek, ancak birçok anne baba hasta olur endişesiyle çocuklarını dışarı çıkarmaya korkuyor. Uzmanlara göre hasta eden soğuk hava değil, kapalı ortamlardaki mikroplar. Üşüyeceksin. Ne yapıyorsun öyle sen? Üşüyor musun şu anda? Hayır. Onlar üşümüyor. Ancak anneler hasta olur endişesiyle çocuklarını dışarı çıkarmaya korkuyor. Nasıl geçiyor günün? Çok güzel. Üşüyor musun peki? Hayır, fazla değil. Hasta olurlar diye korkuyor musunuz? Tabii ki korkuyoruz. Endişe var ama sıkı sıkıya giydirdik. Şu anda tam tekmil bir şekilde gidiyoruz. Birazcık üşüyorum. Çocuklar tatilin keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarıyor. Ancak bu manzara özellikle anneleri endişelendiriyor. Çünkü çocuklarının hasta olmasından korkuyorlar. Ancak uzmanlara göre hasta eden soğuk hava değil, kapalı ortamlardaki mikroplar. Mikroplar kapalı ortamlarda çoğalıyorlar ve yayılıyorlar damlacık enfeksiyonuyla. Bu nedenle kapalı ortamlardan mümkün olduğu kadar kaçmamız gerekiyor. Eğer kaçamıyorsak da ortamların sık sık havalandırılması gerekiyor. Kar yağınca mikropların kırılacağını düşünüyoruz. O yüzden çıkardık. Hasta olacak zaten evde de oluyor. En azından karın tadını çıkarsın. Böyle bir havayı bir daha bulamaz. Bulamayacağız. Hazır okullara tatil. Keyfini çıkartalım. Ne yapacaksın bugün? Kardan adam yapacağız. Çocuğunuz soğuk havada hasta olur diye korkuyor musunuz? Endişeleniyor musunuz? O kadar da değil. Biz eski kafalardanız kızım. Zaten hasta eden de soğuk hava değil, mikroplar. Aynen öyle. Grip, bronşit, zatüre. Kış hastalıklarının faturası yıllarca soğuk havaya kesildi. Ancak son araştırmalar gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Aslında soğuk havanın koruyucu etkisi bile var. Yani özellikle kar yağmasıyla birlikte havadaki nem oranı da düştüğü için mikropların ve virüslerin yaşama şansı azalıyor. Ne güzel giyinmişsin. Üşümüyorsun böyle değil mi? Evet. Dışarı çıkarken kıyafetlere dikkat etmekte de fayda var. Kalın bir kazak giydirmek yerine çocukları kat kat lahana gibi giydirmek gerekiyor. Ayrıca atkı, bere ve eldiven de ihmal edilmemeli. Üşüyor musun şu anda? Hayır. Kaç kat giydirdi annen seni? 4. Eline de kar topunu almışsın. Evet. Ama eldiven takınca üşümüyorsun herhalde. Evet. Soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart. Bunun için de C ve D vitamini içeren yiyecekleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor. D vitamini bildiğimiz gibi yumurta ve yağlı balıklarda bulunuyor. C vitamini de turunçgillerde ve koyu yapraklı yeşil sebzelerde bulunuyor. İnsan